Merhaba. Adı ne? Isırı mı? I told you to stay off my land. Evet, Sumlateka'daki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve balık akvaryumumuz gerçekten çok güzel. İçinde her türden balık var. Şu Cyclops görüntü yansımasını değiştirseler de güzel olacaktı ama. Çıktığın üstünden bir ay mı ne geçti? Hala hiçbir güncelleme yok. Bunu düzeltmek için mesela. Yani hata düzeltmeleri yapıyorlar ama çok küçük hata düzeltmeleri yapıyorlar. Yani oyunun oynayışını çok fazla etkilemeyen grafiksel hataları falan düzeltiyorlar sadece. Tamam, Max. Bittik. Ekstra bir dolap sistemi lazım. Bu bölümde şey yapacağız. İlk başta şu deniz maymunlarının item verme şeyini deneyeceğiz, yani manyet isteyen bir şey. Önceki bölümde denedim ama vermemişlerdi. Başka ekipmanlar vermişlerdi. Ben onu videoya koymadım zaten. Boşuna şey yapmayalım diye, video zaten uzundu. Ama şimdi fark ettim. Burada teknik olarak bilgisayar işlemcisi gösterdiği için altın filan da veriyor. Yani bilgisayar işlemcisinin parçanı veriyor. Biz olabildiğince az parça isteyen ama yine de manyetit isteyen bir şey koymamız gerekiyor. O hangisi derseniz... yönetici oyuncağı. O muydu? Adı o muydu? Şu işte. Sadece titanyum manyetit istiyor. Bu ne demek oluyor? Ya titanyum ya manyetit verebilirler demek oluyor. Manyetit bulursak her şeyi yaparız o yüzden. Şimdi. Şimdi bu bölümde... Şimdi oraya gitmeden önce hızlı bir şekilde base'e 1-2 geliştirme yapacağız. Öncelikle su arıtma makinesinden bir tane daha yapacağım. Çünkü yetmiyor artık su. Geçen bölümde şey yaptığımız için iç istemediğimiz kadar çok kaynak var. Tek bir başta buradakileri alayım. İstemediğimiz kadar çok kaynağımız var, bu yüzden sıkıntı çıkmaz. İlk başta ekipmana bakmam gerektiğini unuttum. Ekipman boş. Bunlar ne için yaptım hiç fikrim yok. Bakır tel. Aerojel, okey. Burada bakır tel yok. Bakır tel. Bir de yeni besin açmış. Ha, 3 göz. Tamamdır. Bir tane de malzeme birden. Yani bu depoyu daha da geliştirmem gerekir. Yani sırf tuz için şuraya bir büyük bir dolap yapacağım. Şurası boş aslında. Daha pek bir şey yok gibi oyunda koyabileceğimiz, o yüzden. Şimdi şöyle büyük dolap yapacağım. Bu dolabın tek amacı tuz. Tuz çok birikecek. Çünkü. Tuzu nereye atabilirim? Neyse, buralara atalım madem. Yani kullanmadığımız yerlere. Tuz dolaplarımız olsun şöyle. Varsa istiyordur. Ve titanyumu fazla aldım. Kuvars aramamız gerekiyormuş. Aerojel. Malzeme birden aerojel almadım mı ben? Aerojel yapmadım ki, dur. Yakut gerekiyor bir de. Gelişmiş. Gelişmiş de ilk başta ekstra dolabını. Bakırlar da oradan almam gerekiyordu, neyse. Aerojel. Yeni bir yemek daha var. Niye bitmiyor bu yemekler? Tamam, artık ikinci bir su makinemiz var. Kullanması biraz zor olacak. Konumu birazcık kötü oldu ama koyabileceğim başka bir yer yok. Bu ikisi birlikte şey yapsın. O sırada ben de kalan su ihtiyacımı bu meyvelerden sağlayayım. Vejetaryen olduk çünkü artık. Meyve yiyoruz. Onun dışında beze yapmamız gereken ne var? Yetiştirme yatakları. Oyundaki her bitki türünden bir tane koyacak bir alana ihtiyacımız vardı. Onu da buraya yapacağız demiştik. Dış ortam yetiştirme yataklarıyla. O yüzden bir şeyler yapalım. Neyse, yetiştiriciye koyalım. Tahmin ettiğim gibi 6 taneymiş.
Buradan iki tane daha alırız. Oksijen bitkisi alabileceğimizi sanmıyorum. Tabi alamayız. Aşırı OP olurdu yoksa. Değişik bitki tipleri, türleri. Kırmızı çalı alabiliyorsun. Tamam. Merhaba. Bana manyetit verirsen çok memnunum. Bak titanyumum var zaten. Manyetit verebilirsin bana. Tamam. Adamın dibisin var ya. Gel seni bir. Abi gidiyor manyetit verdi. Dur manyetit neleri lazımdı bana? Yönetici oyuncağı için lazımdı. Başka ne için? Yaşasın. Uzaklık geliştirmesi de yapabiliriz. Tamam dur. İki manyetit daha bulmam gerekiyor. Başka deniz maymunları var mı? Bir sürü var. Manyetit versenize bana. Manyetite çok ihtiyacım var. Sağ ol. İhtiyacınız olmayan şeyler de verebilir. O birazcık şansıma gider herhalde. Merhaba. Bana item veren zaten sendin sanırım ilk başta, tamam. Belli bir bekleme süreleri var, sürekli item almayın diye. Ve baş ekranın gösterge çipi. Buna o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Artık bir şeyleri tarayınca direkt ana ekran... Yapmadın mı? Ben kendi üstüme koyuyorum, tamam. Bir an paniğe kapıldım. Ya mesela buradan şey istedim. Mesela parça istedim. Artık ana ekranımda görebileceğim o taradıkları şeyi, bak. Şurada görebiliyorum. Önceden drone'la görmem gerekiyordu. Drone'u alıyordum, drone oraya kadar yüzüyordum, sonra dışarı çıkıp oraya gidiyordum. Tamam, bu efsane ötesi oldu. Sağ ol. Güzel. Harbiden manyetit veriyorlar. İhtiyacım olduğu için. Çok iyi taktikmiş bu arada. Ya manyet için herhalde şeye gitmem gerekiyordu. Yüzeye, yani karaya falan gitmem gerekiyordu. The anti-gravity pendulum of this executive meditation tool spins indefinitely by conserving momentum and recycling energy. Tamam, hayat amacım tamamlandı. Değil mi? Mut. Burada açık gaz. Oyun lag yapar büyük ihtimalle de, neyse boşver. Ekstradan yeni bir balık buldum. Teknik olarak deri balığı değil, o yüzden topaç balığı olarak buraya koydum. Etrafta dönsün öyle. Üretici modülü. Bu ne lan? Yeni yaratık buldum. Bu ne? O tutuyor beni. Dikenli tuzak. Tamam, sal. Vay be. Değişik yaratıklar var. Dikenli tuzak. Bakalım bu neymiş. Şu an çok kötü bir yerdeyim büyük ihtimalle bunu da. Etçil. Son derece tehlikeli. Etçil ajanın türü hareket sınırlarına karşın belirli ortamlarda büyüyebiliyor. Bildiğiniz tutuyor sizi. Sonra yiyor çekerek. Bu normalde Subnautica'nın ilk oyununda gelmesi gereken bir şeydi. Ama getirmediler, onu bu oyunda getirdiler. Nerede diğer titanyumlar? Merhaba. Of, aynen elektrik çarpması yapıyor ve şeye hasar veriyor. Bir sürüne savunmasız bırakıyor. Ve bayağı vuruyor bu arada. Ben bunu tarayacağım. Biliyorum çok büyük riske giriyorum ama manevra yapamaz diye düşünüyorum. Kalamar köpek balığı. Her şeyde bir köpek balığı. Tamam. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Beni tutsana oğlum. Tutma animasyonu var. İttir. Kaç. Sürükleme uyku modülünü niye aldın? Tamam.
Canavar sınıfına avcıların en küçük nerede olan? Canavar sınıfına çok yakınmış. Canavar sınıfı değil ama çok yakın. Efendim zaten uzak mesafeden canavar türüdür. Sunu gücünü her iki tanımda tabi itiş gücü muazzamız patlamaları sağlar. İki maalesef. Değerlime uzak dur. Tamam, kesinlikle uzak durdum. Kesinlikle tarayıp böyle bir ısırık almasını vermedim. Denister'ın içine etti şu anda var ya. Üstü aylayı kadar düşürmüş. Robin, I have something important to share. Another artifact. Yes, although... You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Signal location uploaded to PDA. 3x. TK8. Tamamdır o zaman. Yeni bir şey daha buldum. Şu anda benim planım şu şekilde. Base'e gideceğim. Şeyi bir tamir edeceğim. Bir yemek yiyeceğim. Yanıma yemek su alacağım. Ondan sonra bu iki artifekte de gideceğiz. Ondan sonra aslında bu iki artifek bekleyebilir ya. Hani şimdi direkt pilotun oraya gidelim. Sonra da iki artifekte gideriz. Kök kabarcığı koyabiliyor muyuz? Hayır. Jaket sporları koyabiliyor o zaman. Tamam. Artık burada farmımız olduğu için hiç şey yapmamıza gerek yok artık. Jaket için derinlere gitmemize gerek yok. Bu farmın en iyi yanı bu. Oraya gitmeden önce bir şu şey yapalım. Denister'ı fabrikatör, üretici modülü. Okey, şimdi kurşunu da bulduk. Şimdi gidip üretici modülüne ekleyelim. Ve Denister'ımızı dar alanlardan geçmesini çok daha fazla zorlaştıralım. Ki Denister'ı bir yerde taklasın ve bana bir sürü sorun çıksın. Ve üretmeye işe yarayacak, o da var. Ve daha da yavaş gitmesini sağlayacağız, o da ayrı bir şey. Ve üretici modülü. Şu anda 4 modülünü açtık teknik olarak ve 4 modülünü de yapmayı başardık. Sıra olarak üretici en sona mı koysak? Aynen, en az üretici kullanıyoruz zaten. O aslında şey yapabiliriz, bekle tamam. Yeni bir modül düzenleme ismi olacak canım. Şey olacak, ilk başta o yaşam odası yine aynı. İkinci de depolama. Üçüncü de balık. Ve en son dördüncü de üretici olacak. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tamam. İki de depolama şimdi. Tamamdır. Sonra üretici. Artık dört modül taşıyoruz arkamızda. Sonra da akvaryum. Akvaryumu en sona mı koydun? En sonda olsun. Çok fazla balık tutuyor çünkü zaten. Baksana içindekilere. Ben birkaçınızı yemek istiyorum. Böyle deyince tuhaf oldu. Neyse. Şimdi o zaman bu üretici modu. Üretici modun kendisinde de bir küçük bir depo var. Güzel. Tamam, üreticide bildiğiniz her şeyi üretebiliyorsunuz. Normalde üretebildiğiniz her şeyi. Güzel. Arkadaki balık tutma modülüyle balık tutarız. Burada da pişiririz. Daha güzel ne olabilir? Of of of. Beşli modül. Tamam, şimdi yapmamız gereken şey şu şeyi kapat. Yeni mimar yapıtlarını falan gideceğiz ama şu anda önemli olan pilota gitmek. O yüzden direkt şimdi pilota gideceğiz. Pilota gideceğiz. Oraya bakacağız. Ondan sonra bir de iki tane mimar yapıtına bu bölümde gideriz büyük ihtimalle. Gösterdiğim şeyler açısından bakarsanız şu anda 5 dakika bile olmamıştır bölüm. O yüzden 35 dakikamız daha var. Yani size be göre 5 dakika olmadı. Bana göre 1 saat 20 dakika oldu. Neyse. Hadi gidelim. Ve gerçekten uzun bir yol olacak çünkü çok yavaşız artık. Ve hatırladığım kadarıyla buna daha ne modül vardı? 2'den bakmıştım ben. 1 2 yani sanırsam sadece 2 modül daha kalmış buna. Yani buna 2 modül daha takarsak oyundaki bütün modüllerden bir tane olmuş olacak. De iki tane depolama koyayım diyorum. Şu hızına bakar mısın şu an? Ne kadar hızlı gittiğimizi gösterseydi bir yerde. Lan o kadar yavaşız ki. Gidip 5 tane şey taşıyoruz çünkü.
Mimar yapıtı PK8 buralarda. Neyse. Pilot önemli ilk önceliğimiz şu anda. Oraya gitmek. Odayı döndürmesi de zorlaştı yani. Sağ sol yapması da bayağı zorlaştı. Üstüne okuduğuma göre yani bir tane modül de şeymiş. En arkasına takıyormuşsunuz bunu. Subanı arkasına tutunduruyormuş. Subanı da götürebiliyormuşsunuz. Kesinlikle ihtiyacımız olacak ama şöyle bir şey var. Abartı derecede yavaş olacağız. Ve lityumları alırız. Bu an bile abartı derecede yavaşız. Bir de onunla şey yapınca zaten. O kadar yavaş olacağız ki. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bir iki modülü feda edebiliriz en kötü ihtimal. Yani sadece ihtiyacımız olanları takabiliriz. Aynen. Şu pilotu bulalım ondan sonra sadece ihtiyacımız olanları takalım çünkü çok uzun sürüyor. Bu şekilde. Uyku modülüne hiçbir şekilde ihtiyacımız yok bence. Tamamıyla gereksiz bir modül. Depolama modülü kesinlikle lazım. Üretici de kesinlikle lazım. Üretici depolama. O zaman sadece akvaryum kalıyor. Tamam. O zaman akvaryumda şeyi atabiliriz. Yani akvaryuma bin gereği yok aslında. Daha çok balık toplamak için o yüzden. O yüzden akvaryumluk bir şeye gerek yok bence. Akvaryum ve yaşam odası bölümünü yani müzik kutusunun falan olduğu bölümü çıkaracağız. Çünkü gerçekten gerek yok yani. Pilotu nasıl bulacağız hiçbir fikrim yok. Ama çok daha derinde olduğu için bulmamıştık. Şimdi daha 650'ye inebildiğimiz için çok rahat bulabiliriz bence. Yani keşke bu gereksiz modülleri 60'a in daha önce düşünseydim de şu an base'den çok uzağız. Yani bu modülleri mutlaka base'e götürmemiz gerekecek. Böyle böyle. Tamam şimdi. Şey nasıl bulacağız? Şey işte. Pilotu. Hatırladım aynen. Bir ara buralara geldiğimizde şey bulmuştuk. Mağarada ışıklarını bulmuştuk o pilotu. Bir şey diyeyim, bu mağaralarda bu şekilde gezmek istemiyorum ben. Modülleri ayarlayalım yoksa aşırı yavaş olacağız. Şimdi depolamayı çıkar. Bunlar burada dursun sonra bir şey yapabiliriz. Sağ ol. Akvaryuma da ihtiyacımız yok. Tamam bu üretici ve depolama değil mi bu? Tamam. Üretici ve depolamayı tak. Bu değil. Uyku modülünü sürükle. Depolamayı al. Tamam şu an sadece depolama ve üretici ihtiyacımız var ki ihtiyacım olan tek şey o zaten. Tamam, bunu da buna bağladık. Bu burada bir süre dursun bu şekilde. Dönüşte base'e giderken alırız bunu. Sadece bu ikisi yeterli bence. Yani sadece üretici ve depolamayı tek ihtiyacım olan şey. Tamam. Oh be. Hızlı hızlı. Tamam şimdi. O girdiğimiz mağarayı bulmamız lazım öncelikli olarak. Oradan ışıklara giden yolu tamamıyla unuttum. Ama o ışıkları bulursak onda buluruz diye düşünüyorum. Çünkü o ışıkları koyabilecek başka bir şey yok. Altere bu derinliklere inmedi diye hatırlıyorum. Yine 3 modülüz ama yani 2 modül taşıyoruz. Yani PK8 mi? Sanırsam PK8'den bahsediyorum. Ya burası nereye gidiyor hiç fikrim yok. Oo. Ateşli derin kısımlar. Yok şu anlık girmeyeceğim oraları. Evet gezegenin çok derinine inmeye başladık. Gerçi diğerinde 900 metrede başlıyordu sıcaktı da bunda 350'de başlıyormuş. Neyse. PK8'e çok yakınım değil mi? PK8 derinde bu arada. Ateş kısımda olabilir. Bu girdiğimiz mağarayı istiyorum ben sadece ya.
ateş bölüm PK8 falan istemiyorum. Tamam, istemesek de PK8'e doğru ilerliyoruz şu anda. Mağara buydu. Yani hatta tam olarak bu girişi hatırlıyorum ben hala. Değişik değişik bitkiler var. Ben bunları görmemiştim. Bu da saldırganmış değil mi? Anten bitkisi. Alabiliyor. Bu çocuğun dikkat ediyorlar. Böyle devam ettir. Meyvesi de var. Tohumu. Okey. Tamam, gayet güzel. Ve deniz sınırını şöyle aşağı açılı yaparsınız. Yani karakterinizin düzgün duramayacağı bir konumda yaparsanız iniş biniş çıkış animasyonunu iptal edebiliyorsunuz. Ve bu sayede çok daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Buraları daha önceden gelmedik. Bu gümüş değil mi? İşte bu iki modül lazım. Tuban'ı arkaya takarız bir de. Bu ondan var. Heh. Bunlar. Bunların oralardaydı. Işıklı yer. He, buldum. Tamam. Büyük ihtimal bulduk Beyza. Bu ışıkları takip edeceğiz sadece. Harbiden bunların olduğu yere yapmış. Büyük ihtimalle gelenleri önceden görmek için falandır. Öyle bir taktiği olmuş olabilir. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. Marguerite You're mi? on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? Altera değiliz biz. I'm not with Altera. Marguerite'i ben biliyorum. Başka bilenler de olmuştur. Şu an bir beyin fırtınası yaşıyordur şu anda, ben de eminim. Ama şu anlık söylemeyeyim. Belki bu söyleyecektir. O yüzden spoiler falan bozmayayım. Senin bezinin etrafın tamamıyla bunlarla çevrili olduğunu farkında mısın? Uzak dur demişti ama biz inadına gidiyoruz. Ama bize zarar vermez büyük ihtimalle çünkü biz de insanız. Deniz tırmı senin şeyine ayağımızına sokmayacağım, merak etme, o kadar da şey değilim. Lütfen beni öldürme. Merhaba. Bayağı eski bir base board'a. Ben altere itemlerini alıyor. Özelleştirilmiş suban giysi. Baksana şuna. Tek elinde kılıç var, şey falan var. Baksana şunun tipine. Sırada üçüncü suban giysi tarafından güzelmiş. Kollarından biri kıskaççı çenesiyle değiştirmiştir. Atef var beklemeyiz. Yüksek teknolojisi. İşlevsel olmaktan çok görsel bir seçim gibi görünüyor. Bunun nitelikte keskin pençe kod denilen pilot tarafından savunma senaryo kesinlikle için kullanılır. Harbiden çok iyi bu arada. Bayağı iyi şey. Bu silah bayağı işlevlidir de. Abi lütfen beni öldürme. Lütfen barışçıl ol. Lütfen barışçıl ol. Kayıttayız değil mi? Oyun yakalama söz ses. Okey. Tamam. Barış için geldim. Altera'dan değilim. Beni öldürme. Merhaba. Merhaba. Adı ne? Isırır mı? Bulduğumuz tek insan sensin. Biz ne yapak? İnsanlık gereği orayı kırmızı. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. Deniz tırım var. Yüzerek gelmedim buraya. Zaten mümkün değil. You're not Altera. Why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help.
I couldn't get it to work. Abi bu ne? Oha ama yani. Bu arada bu bunu alırım. Bunu alırım. Kesinlikle alırım bunu. Var bir şey var. Dur Peday Medayet sallı da. Bu ne bilmiyorum da. Reaper var lan. Bu Marguerite benim aklımda bir fikirler doğmaya başladı. Ama spoiler'ı versem mi vermesem bilmiyorum yani. Birinci oyundan hatırlıyor. Bu birinci oyunla alakası olan bir karakter. Ama kendisi anlatsın diye bekleyeceğim. O yüzden şey yapmayacağım. Şu an benim beynimde fırtına oluyor. Ben de tam anlamadım ama. Bir şeyler oluşmaya başladı. Neyse tamam. Peda. That far out to sea. Swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction. And suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It'd taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, Reaper. I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least. Enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and three liters of water. Tamam tamam benim bayağı bir fikirler oluştu çözüm gibi. Now, those Reapers, they're practically all muscle. But there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. Margaret hiç değişmemişsin bari. And I didn't have much. But I had that repair tool. En favori karakterlerimden biriydi bu birinci oyunda. It took a week to light that first fire. Yani can birinci oyunda canlı olarak görmemiştik yani. Sadece bahsediliyordu ve sesi vardı. Ses notları olarak. I had to ration fires. But as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Abi adam bildiğin kara yüzmemiş. Ama sonra bir tane Reaper'ın cesedi ortaya çıkmış herhalde. Yüzeye doğru yüzmüş. Bu arada bunlardan korkmuyor musun? Neyse. Şey yüzmüş. Yani cesedi havaya kalkmış. Suyun üstüne çıkmış. Onun üstünde durmuş bir süre. Etini kesip etini yemiş. Kaburga kemiklerinden bir şeyler yapmış. Yağı sayesinde ateş yakmış. Onarım aletiyle filan. Bildiğin Reaper cesedinin üstünde haftalarca hayatta kalıp onu kullanmış. Üstüne getirip kafasını buraya koymuş. Diyeceğim de bunun kolundaki şey Reaper'ın şeyi değil. Reaper'ın dik şeyiyle, koluyla şeyle her neyse bununla bir alakası yok. Diğer iki kolu eksik ki o buraya sığdırmak için yapmış da olabilir. Ama bunun koluyla onun taktığı kolla alakası yok bile bu ikisinin. Neyse dur. Harbiden kaburga kemiğinden ışık detayı yapmış derilerden filan abi. Survivor bu yani. Bundan daha iyi kimse hayatta kalamaz. Kart ilkisi parçası. Kart ilkisi çeşitli hazırlıyorum tasarımı. Tek kişilik bir araçtır. Kart ilkisi. Yüzeyde sürmek için araç sanırım bu. Snowboard bildim. Bölgesel savunma geliştirmesi. Güzel. Bir şeyler daha araştırabiliyordum. Reaper'ı araştırabiliyorum değil mi? Merhaba. Reaper'ı araştıramıyor. Bu kolunu kırmış bu. Buraya sığsın diye iki kolunu şey almış olabilirdi ama dediğim gibi. Onun kolu bunun kolu değil. Abi yani. Merhaba. Tamam bu kapıyı koruyor. Okey. Tablet bildiğim bu. Tamamdır. Burada yaratığın yatağı herhalde. Burada kıyafetin nevresim. Nevresim ne alaka? Sınama sınama geçersizleştirme modülü. Now I just need to build the test override module, then I can disable that satellite tower. Ha, uydu kulesini kapatacak, altera şey yapmasın diye, bunları şey yapmasın diye. Margaret sağ ol yani bayağı bir blueprint veriyor bana. Bayağı iyi. Bölgesel savunma, polialinin gerekiyor, onun için başka şeyler gerekiyordu. Şimdi polialinin nasıl yapılıyordu? Sınama geçer seçtirme modülü. Ama paralel işleyen birimi bunun için gerekiyormuş.
Polina'nın için Hilokilerik için genç pamuk yok. Onları bulamadık da. Bölgesel savunma yapamayacağız. Ki itemini direkt aldık biz değil mi? Zaten var. Cam kubbeli o da güçlendirmiş cam istiyor. Lityum da istiyormuş. Yönetici oyuncağı sırf şey için var. Başka bir şey var mı? Yeni bir şeyler daha açmış olman gerekiyor. Kart ikisi mesela. Kart üretici. Kart ikisini daha açmadık. Tamamdır. Ama bölgesel savunmamız var artık. Büyük ihtimalle Seamoth'a eklediğimiz şeyin aynısı. Ona benzer bir şey. Pardon. Kar avcısı. Bunu biliyorum. Trailer'da falan gösteriyordu bu. Karada falan gidiyordu bu. Bunu evcilleştirmiş bir şekilde bu. Bildiğin ya evcilci köpek gibi. Sadece böyle suda yaşayan avcının ayı benzeri insan olacaktır. Bildiğin kutup ayısı gibimsi bir şey yani. Suda da yüzebiliyor. Karada da şey yapabiliyor. Şimdi bunu niye taraymıyor? Bir tane tentakl gitmiş falan diye bilgi koyabilirdim. Burada değişik ışıklar falan. O harbiden güzel yapmış Beyazı. Margaret köpeğini alabilir misin buradan? Bu arada bu saksı çok saçma duruyor. Yani geldim evini şey yapayım. Sanırsam güven geliştirmem gerekiyor daha da ilerlere gitmek için. Adam yaratık kaburgasına masa yapmış ya. Yok yok ben gidiyorum buradan. Burası bana göre fazla pro. Adam professional olmuş artık. Tamam o zaman bir şey yapabilir. Bir daha nasıl geleceğiz? Daha da konuşmak için. He dede. Aynen. Paralel işlem birimiyle gidip uydu kulesini kapatacağız. O zaman daha da ilerleyebileceğiz. Ya bununla konuşmak için şey yapmam gerekiyor. Kapını da kapatıyorum. Uyduyu kapatıp gelirim bir daha sana. Bilgileri öğrenirim. Demek ki Sam'i tanıyor olabilir gerçekten. Bunu çalamıyor muyum? Tamam. Bizim Sam'i gerçekten tanıyor olabilir. Bilgi veririm dedi çünkü. Neyse bu aşağısı ne? Değişik bir biyom burası. Bunlar sadece görüntüymüş. Daha da değişik bir yerlere gitmek istemiyorum şu anda. Tamam o zaman şey yapalım. Şu anda bu derinlikte başka bulacağımız bir şey yok. Bunun base'ini işaretleyebiliriz bir dakika. Yanıma işaretleyeceğini almadım değil mi? Tabii ki. Tamam base işte iki tane büyük oda. Bu bir tane büyük oda değil bu arada. Büyük oda şu. Onun bir küçük versiyonu var. Bunu biz yapamıyoruz. O da bir de ay havuzundan ibaret. Tamamdır. İşaretleyici burada bakır falan yok mu? Bunun benzini ben nasıl geri bulacağım peki? Ya bunu yapmayı öğrendik. Yapmamıza gerek yok zaten var da. Ok vatozunu o tarafa koyarım. Ama geçersizleştirme modülü tamam onu hallederiz. Şey lazım ya işaretleyici. İşaretleyici nerede? Bakır bulsam yaparım aslında. Bakır var mı burada? Ben buraya koymuş muyum bakır falan? Tamamdır. Burada bir bakır bulmamız gerekiyor. Bakır nasıl bulacağım ki burada? Nikel maden değildi. Kireç taşıyor bey. Bulabilir misin? Burada bir yer daha var. Bu değişik bir biyom açılıyor bu arada. Tırpanlı kadehi. Alamıyoruz o ki. Damıtma giysi. Vücuttan demir kazın. Yani oha yani. Kendi şeyini içmenin ayrı bir şeyi. Casus penguen. Aa casus penguen. Açtım. Girdisini mi açtım? Casus penguen'i mi açtım? Oğlum çok işime yaradı bu arada bu. Benzin gidip bunları denemek istiyorum şu anda. Başka bir daha yok ve başka bir yoma gidiyor burası. Tamam çok daha fazla zorlamayacağım burayı. Dediğim gibi bakır mı olması gerekiyor.
Neyse bir daha buluruz artık yani ne diyeyim. Yanıma işaretleyici almaman benim hatamdı. Direkt yukarı çıkış falan yok mu acaba? Var da büyük ihtimalle. Neyse. O zaman ben burayı şey yapıp orayı kapatıp gelirim bir daha. Direkt yukarı çıkış yoktur herhalde yani. Güvenli olsun diye mağara sistemine bunların arasına falan koymuş. Bir dakika işaretleyici işaretlesene be. Burada deniz maymunları vardı. Jaspengen kumandası. Jaspengon. Açık Jaspengon'u. Dur benze giden bayağı bir yapacak şeyimiz var. Buradaki şeylerden biri bakır verebilir bize. Bu ne arıyor burada ya? Dur şu... Bir defans modülünü deneyeceğim bir dakika. Simot'la aynı mantık bence. Tamam şu an seçili. Evet aynı mantık. Ama o da şey yapabildiği için. Teknik olarak aynısını yapabildiği için. Güzel. Artık bir şey bizi tutarsa ki bindiğimiz şeyi tutabilen bir şeye henüz rastlamadık. Maymun dur. Manyetizi salla sadece şey ihtiyacım var bir dakika. Sadece işaretleyici için gerekli parça ihtiyacım var. Üretici oyuncağını salla manyetit. Onu sonra şey yaparım. Şu an sadece ona ihtiyacım var. Üretici oyuncağını çıkar. Maymun. Maymun. Maymun neredesin? Maymun maymun maymun. Bakır verir misin bana? Adamın dibisin var ya. Abi bu maymunları çok seviyorum be. Adamın dibi var ya. Yönetici oyuncağını da açmadım. Burada üreticimiz olduğu için de direkt yapabiliyoruz. Yani. Efsane. Gerekirse bir tane daha çıkarttırırız zaten. Damıtma giysisi. Güçlendirmiş dalış giysisi bende var mı? Onu yapmamışız. Tamam yaparız. Dur şimdi ben hemen o zaman gidip oksijenin bitmeyeceğini varsayarak oraya işaretleyici koyup geri geleyim. Merhaba, işaretleyici koymaya geldim. Bunun base'ine mi gireyim, base girişine mi koyayım işaretleyeceğim dedim. Evet, buraya işaretleyici koy. Neydi Mar... Guarit miydi? Guarit... Maida... nın base Maidas base yapalım. Nın base deyince olmuyor çünkü. Tamam bu teknik olarak uzaylı sayılmaz, Altera da sayılmaz. Pilot binden son konuma ihtiyacımız var mı? Dursun. Altera sayılır aslında. Kırmızı mı olsun ya da? Kırmızı olsun aynen. Hala gizem bu. Okuzenimi bitirdim bu sırada. Bunlardan bir şey alabiliyor muyuz? Tamam. Beni öldürmediler. Bu da iyi bir şart. Harbiden çok korkuyorum. Çünkü abi bunlar bildiğin yani daha kaç gideceğim bilmiyorum. Bildiğin gözüm özü olan böyle bakan canlı bir yaratığa benziyorlar. Ama aslında bitkiler sadece. Yani hareket edemiyorlar. Değişik. Oralara tutulmuş, her an saldırmaya hazır olan, üstüne atlayacak olan ahtapota benziyor. Küçük ahtapotumsu bir şey. O yüzden şey yapıyorum. Neyse. O zaman, şimdi bölüm kaç dakika oldu? Buraya bulma, bununla konuşma 20 dakika desek. 20 dakikamız daha var. O zaman bu bölümü biraz daha uzun tutalım. Şey yapalım. Diğer mimar yapıtına gidelim. O mimar yapısı çok derinde diyebiliyor. Hani şimdi buna yakınız şu an. O yüzden bu mimar yapıtına gidelim. Diğer mimar yapıtına da gidelim. Ondan sonra oradan base'e dönüp yeni açtığımız şeyleri deneriz. İşte sıkıntı bu değil. Buna nasıl gideceğim? Ya burada mayım.
Maymun. Bana bakır versene. Titanium doğru. Sağ ol. Tamam. Bir tane de bakır veren bulursak işaretleyiciye gideriz. Harbiden çok iyi ya bunlar. Bu PK8'e nasıl gideceğim? Buradan çıkıp direkt üstüne gidebilirim bence. Tamam, fazla squid shark var. Squid shark mıydı, hatırlamıyorum. Loot balıydı bu değil mi? Loot balını ama akvaryuma koyamıyorduk sanırım. Loot balığı loot balıdır. X3 burada. PK8 aşağıda. Bu biyom ne biyomi, zerre bir fikrim yok şu anda. Ve korkuyorum o yüzden. Dönmüş. Bu yiyebiliyor. Defans. Kaç. Değişik bir şeydi o bu arada. Burası ne? Sönmüş yanardan dibinde niye o var? Tamam, o değişik bir şeydi ama tarayamam şu anda. Durdurma tüfeği bu oyunda var mı bilmiyorum. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Bu ne mesela şimdi? Yiyon küpü, sağ ol. Tararım, bir dakika bekle. Bu ne? Mimar yapıtı. Toprak örnekli. Ha, bildiğin şeyleri inceliyor. Bir şeyler inceliyor. Okey. Peki yukarıdaki o yaratık konusunda ne yapacağız? Onarım. 3 tane daha yeni bilgi bulmuşuz. Tırpanlı kadeyi. Bundan yararlanabiliyor muyuz? Okey. Ağaçlar. Donanım. Jasu Penguin. Tüm küçük ve iki arkadaşlar. Şimdi dış kabuk doğru koşullarda. Her sözlük iki palet 80 metre bir sektör. Kumanda. Dört saklama yuva, 4 tane inventar yuvası var. Bir kadar kesici durumu kendi kendine yok etme seçeneği. 3 fıçat aldı. Pençeli kol. İtem alabiliyor. Güzel dönüşümden tamamen ayrılabilir kamera. Oh. Damıtma giysisi. Okey. Burası soğuk mu şey mi hatırlamadım. Sanırsam soğuk burası. Şunu bir onarayım. O şeyi taramak isterim ama tarayamam şu anda. Bunu buldum, şimdi direkt diğer mimar yapısına gidip base'e gidip diğer şeyleri araştıralım. Bu mimar yapıtların hepsini işaretlenme gerek var mı? Ne bileyim, gerçi çok işaretleyicim yok teknik olarak yani o yüzden. Ve bulduğumuz mimar yapıtlarını haritadan çıkarıyor. Bu. Yo, haritada göstermeye devam ediyor sanırım bulduklarımızı. Aynen. Tamam, güzel. İşaretlediğine göre bir şey olmaz. Tabii tek sıkıntı şu dev yaratık. Şu diğer mimar yapıtı X3 bu tarafta. Sıfır karakol. Bunlar niye bu kadar derinde? Onun beni görmemesi umut edeceğim. Her ihtimale karşı defans modülüm açık. Derinde değilmiş. Tamam, perspektiften dolayıymış. Tamam, şimdi hemen hızlı bir şekilde daha fazla bir şeye bulaşmadan bu diğerine gidelim.
Arkamda su bana olsaydı oradaki kaynakları alırdım da. O modülü henüz açamadık. Bu diğer mimar yapısına gidelim sonra. Base'e gidip yeni itemleri araştıralım ve bölümü sonlandıralım. Benim için 2 saate yaklaştı bölüm. Sizin için yarım saat falan olmuştur. Ben burada inip kendim araştıracağım. Daha derine iniyor. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba demeniz önemli bir detay. Buldum. Merhaba. Buna bakmadan önce bana bir manyetit verebilir misin? Perhaps its data will tell me something useful. I have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body. I will provide a signal. Signal location uploaded to PDA. Mimar bedeni yeri. Bütün bu artefaktlerin hepsini bulana kadar mimar bedeni yerine gitmeyeceğim. Onu unut. Alan. Suyun celime istasyonu. Teşekkürler. Gümüşle alaka hiç fikrim yok ama... Ya burası niye böyle alakasız bir yerde bekliyor böyle? Neyse X3'ü de bulduk. Merhaba. Sağ ol. Benim aracı ne yaptım ben? Denistra. Excuse you? My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. Okey. Tamam. Şimdi teknik olarak o zaman X3'ü de bulduk. Mimar bedeni yerine emin değilim gidip gitmek istemediğimden. O yüzden bir şey yapmayacağım. Şimdi benim orada bıraktığım modülleri alacağız. Base'e geri döneceğiz. Yeni açtığımız şeylere bakacağız ve bölümün sonunu andıracağız. Bunun ne kadar büyük olduğunu hep unutuyor. Hoşt. Bunun ne kadar büyük olduğunu hep unutuyor. Dur unuttuğum bir şey var benim. Kopa maden alanında gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben önceki bölümde bir şey tespit ettim. O ilk maden açtığımız yerde belki siz de keşfetmişsinizdir. Montajda keşfettim. Orada bir tane şey var. Blueprint açma kutusu var. Onu açmamışız, ona bakacağız. Tamamdır. Görmediğim ve unuttuğum data box buydu. Şu. Önemli bir şey olabilir belki. Baş ışığı. Harbi önemliymiş. Evet. Hadi bakalım. Yeni açtığımız şeylere bakalım. Bunu unutup alanı. Şey yapamıyoruz. Buranın içine atamıyoruz. O yüzden buraya atacağım şimdi. Direkt oraya atacağım yani. Yumurtası şimdi. Doğanım. Baş ışığı. Pille çalışan, başlığa takılabilen tüm ortamın içine ışık kaynağı. Niye iyon pil istiyor? O birazcık saçma. Kuantum dolabı. İçerin diğer tüm kuantum dolabı... Ender chest bu. Kuantum dolabı. Yere koyulabilen. Bir dakika, ben bundan yaparım. Bir tane bir depolma istiyor değil mi?
Gelişmiş kablolarını istiyor, bir tane yok istiyor. Bir tanesini base'e bırakırım. Diğerini de yanımda taşırım. Oldu da bizim mesela şeyin, Denister'ın deposu da oldu. Onu otomatikman içine koyarım ve bundan ışınlanır. Güzel, güzel mantık, dur. Gelişmiş kablolarım seti nasıl yapıyor? Onu bilmiyorum, dur. İşaretleyici bardan çıkar. Bütün kaynaklarımız var. Gelişmiş kablolarımız setini de yaparız herhalde. Bir kablolarımız seti ve bir bilgisayar işlemcisi gerekiyor. Tamam. İki tane bilgisayar işlemcisine ihtiyacımız var o zaman. İki bakır tel, dört mercan önlüğü, iki aldım. Kuantum dolabı. Bildiğin şey. İyon küpü yine eklediğimiz için uzaylılarla alakalı. Bunu büyük ihtimalle taradığımız için çıkardı. Hızlı erişime atan. Nesne buraya bırakamıyor. Tamam. Mesela bir tane buraya bıraktım. Burada duruyor bu. Depoyu aç. Oha! Şunun efektlerine bakar mısın? Göstermiyor da. Havada uçuyor mu? İçini açılıp enerji çıkıyor. Olduğu yerde uçuyor. Tamamdır. Diğerinde mesela harita global büyük ihtimalle bu. Mesela buraya açtım. Tamam, bunun içine mesela gümüş koydum. Şimdi bu gümüş bunun içinde de beliriyor. Değil mi? Güzel. Tamam, bu yanımızda dursun. Hatta dur, deniz tırındaki şey üretici yerindeki dolaba koyayım. Envanterin boşuna doldum. Ya dışarıdayken de ihtiyacım olabilir. Neyse, tamam. Tamam, çok güzel. Bildiğin Minecraft'taki Ender sandığı bu. Tamam, buna şimdi can kubbe koyabiliyor muyuz? Teknik olarak üstünde hiçbir şey yoksa, ki ben özellikle güneş panellerini buraya koydum. Can kubbeyi koyabiliyoruz. 4 güçlendirilmiş cam istiyor. 2 lityumumuz var. 4 güçlendirilmiş cam gerekecek. Kuvars bayağı bir toplamışım diye hatırlıyorum ama kurşun yok. Okey. Başka ne istiyordum? 4 güçlendirilmiş cam, 4 titanyum, 2 lityum. Şu an var herhalde. Of. No. Dur, güçlendirme var. Güçlendirme yaparım. 2 titanyum daha lazım, dur. 2 titanyum daha acil. Tamam, artı 5'e çıktı. Bunu da yaptık ve bayağı güzel duruyor. Tepemiz açık artık. Okay. Şimdi yeni açtığımızdan ne kaldı yapmayacağım? Casus Penguin yapacağız. Geliştirmeleri geç. Kuantum dolaplarından yaptık iki tane zaten. Araçlarda herhangi bir şekilde işimize yarayacak bir şey yok. Donanım. Sonun başlığı... Bunlar var mı bende? Sonun başlığı var. Herhangi bir şekilde kıyafet yok ama. Damıtma yaparsam, ki yapamam, yapayıp dik istiyor. Güçlenmiş için de yapar istiyor, boşver. Yüksek sağlı oksijen tüpü. Bende yüksek sağlı mı? Çok yüksek sağlı henüz açamadık. Varsa tabi. Başka bir şey yok. Buradan paralelleşen birini yapacağız ama onu sonraki bölüme yaparız. Yani bunu yapacağız. Tamam. Kumanda. Ve casus penguen. Oho, çok güzel. Okey. Casus penguen. Oho. Bunu yere buraya bırakamıyorum değil mi? Büyük ihtimal karaya bırakmamı isteyecek. Ne güzel koşuyor elinde. Harbiden yani benzetmeye çalışmışlar olabilir normal penguenleri. Bu kayaların üstüne çıkılabiliyor mu? Dur. Normal penguenlerin olduğu bir kara parçası var mı? Aa, penguenleri buldum. Merhaba.
Merhaba, size arkadaş getirdim. Penning. Bildiğim penguen bunlar. Yavrularını kaybeden yetişkinler telaşa düşerek kendine bulanır baktı. Yüzüne lütfen yavruları almayın. Amcacığım size şey getirdim arkadaş. Bu. Ama çok tatlı bunlar da ya. Pardon. Al, özür dilerim. Seviyordum sadece. Sıkıntı değil. Kahvem var. Tamam, kumanda. Oho. Halter üstün penguen arkadaş. Merhaba. Şu tuşuna basılı tutarak yok et. Yani basılı tutarsam kendini patlatma modu. Penguen durum çevrim için mod sevgi. Uzaklık 4 metre. Dostluk düzeyi sızma düzeyi. Yani aralarına sızıyoruz. Bütün hepsi buradan çıktı şu anda ama. Kendimizi görebiliyoruz. Bu varken niye kaçıyorlar ki? Depoyu aç. Güzel. Tabii suda bir ısınıp geri geleceğim. Dur, gerçi su altında yapayım direkt. Dur. Suyun içinde. Olmuyor mu? Sanırsam yüzeyde şey yapmak gerekiyor. Kullanmak gerekiyor. Aynen. Tamam. Peki modunu falan nasıl değiştiriyoruz? Merhaba. Aralarını sızabildik mi? Merhaba. Beni de aranıza alsanıza. Tamam, sağ tıkla modları değiştirebiliyormuşuz. Oha. Selfie modu. Selfie çektim. Tamam, sağ tıkla mod değiştiriyoruz. Bu değişik filtreleri var. Değişik poz veriyor. Tamam, bu başka bir poz ver. Yani yerin içine girmen ayrı bir şey zaten de. Başka ne pozu var? Tamam, bu yok. Başka poza geç. Çok iyi lan. Tamam, sen üşümeden önce bir dakika. Eyle çık. Her şeymiş. Suya girerse patlıyormuş, ölüyormuş. Aynı zamanda hasar alırsa ölüyormuş yani, o yüzden. Bir tane daha yapmamız gerekecek bundan. Bu şeymiş işte. Bir tane daha casus penguen yaparız. Küçük alanlara girmemizi sağlıyormuş. Hikayeyle bağlantısı olabilir. Şu ana kadar gördüğüm tek küçük alan şeydi. İlk başta gittiğimiz sıfır karakolunda yıkılmış bir geçit vardı. Onun oradaydı. Delta istasyonunda da bir şeyler olabilir. Yani o iki yere gidelim sonraki bölüme. Sonra Margaret'in şeyini halledelim. Ki zaten bir tane o kapatmamız gereken uydu zaten o bezlerin birinde. O yüzden hallederiz. Evet, bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Subnautica gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.